Ahmet abiniz sizin için var. Sizin için var. Ahmet abine hoş geldiniz. Günaydın, iyi günler ya da iyi akşamlar. Günün hangi saat dilimindeyseniz size uygun olanı aralarından seçiniz. Ahmet abin hayat uzmanı, tecrübe kompedanı ve bir fikir toptancısıdır. Hayata karşı öğrendiklerini burada sizlerle birlikte paylaşacak. Ekranda iletişim adreslerimizi görüyorsunuz. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bize yazabilirsiniz. Hayata takıldığınız yerleri birlikte çözebiliriz. İlk sorumuz Bartın'dan Mualla. Diyor ki erkeklere güvenemiyorum Ahmet abi, ne yapmam lazım diyor. Güvenip ne yapacaksın? Evi üstüne mi geçireceksin? Ne yapacaksın? Yani kredisine kefil mi olacaksın Mualla? Çok da güvenilecek bir tür değil erkekler. Yani erkekler çok iyi bildiğim bir konu değil. Özellikle uzak duruyorum. Çünkü erkek dediğim bana kokar ya. Koyun peyniri gibi. Bazısına kokuyor ya koyun peyniri. Erkek de bana öyle geliyor. Kokuyor yani. Erkek kokuyor. Onun için benim çok iyi bildiğim bir konu değil ama kendimden örnek vereceğim. Çok güvenilecek canlılar değil. Yani onu söyleyeyim Mualla. Hani güvenme arzusu, güvenme isteği. Anana güven, babana güven, teyzene güven, dayına güven, amcana güven ama elin adamına niye güveneceksin? Güvenip ne yapacaksın? İş mi kuracaksın? Borsaya mı gireceksin? Ne yapacaksın Mualla? Bunu bu kadar güven problemi haline getirmenin bir anlamı yok benim. Erkeklere güvenemiyorum. Adi komanditli ETD, ŞT vurmadıktan sonra çok da erkeklere güvenmenin ya da güvenmemenin, bence yani bana sorarsan güvenmenin çok bir anlamı yok. Güvenmeyeceğiz. Mualla. İsminiz de güzelmiş. Mualla. Bartın'a selam ver. Ben de erkeklere güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Keşke dünyadaki tek erkek ben olsam. Burdur'dan Kamuran. Çok yalnız hissediyorum. Ne yapmam lazım? His mi ediyorsun? Gerçekten mi yalnızsın? Yoksa hani kalabalıklar içinde yalnızım. Entelektüel seviyem öyle bir noktada ki Ahmet abi kimse beni anlamıyor. Efendime söyleyeyim insanları çok boş buluyorum noktasında mısın? Çok mu kitap okuyorsun mesela? Okuma. Kitap okumak iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Ben okudum. Görüyorsun. Halimi görüyorsun yani. Halimi görüyorsun. Çok şey yapmayacağım. Çok okumayacağım. Ama çok yalnız değilsen de kendini yalnız hissediyorsan o zaman hekime gideceksin. Hekime gideceksin, diyeceksin ki doktor bey böyleyken böyle benim bir sorunum var. Bu depresyon olabilir, başka bir durum olabilir, bunlar çözülür. Hekime gideceksin. Antalya'dan Necdet diyor ki Ahmet abi aklımda biri var bir türlü çıkaramıyorum, ne yapmam lazım? Önce birkaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu dün? Yapacak bir şey yok. Hangimizin aklında biri yok ki? Benim de aklımda var. Neler var? Hem de benim aklımda bayağı bir kişi var yani. Bir kişi olsa ben onunla idare edebilirim de hangi birine üzüleceğim onu şaşırdım ya. Bayağı halı saha gibi kafam var ama maçı kızlar yapıyor yani. Kızlar arasında bir etkinlik var zihnimde. Hangisini düşüneceğim? Hangisini düşüneceğim? Öbürünün hatır kalıyor ya. Hatır kalıyor bak sen en azından. Sen bir kişiyi unutamamışsın. Ben unutamadıklarımı saysam roman olur. Roman olur, ne yapacaksın? Unutamıyorum diyor Ahmet abi diyor. Bir şey tavsiye eder misin diyor. Başa geldiyse çekeceksin, katlanacaksın. E şey yapacaksın, idare edeceksin kardeşim. Hepimizin unutamadıkları var, unutamadığı insanlar var. Unutamadığı anlar var. Özellikle benim çok var yani birden fazla var. Aşırı çok var. Hayat uzmanı, fikir kompedanı, tecrübe toptancısı Ahmet abi hayata karşı izleyenlere yardımcı olmaya devam ediyor efendim. İstanbul'dan Talat diyor ki merhaba, para insanları neden değiştiriyor Ahmet abi? Bence esas soru neden değiştirmesin Dalat? Neden değiştirmesin kardeş? Beni bir değiştirdi, kendimi tanıyamadım. 30 yaşından sonra tiksindim kendimden. Bu kadar iğrenç bir kişiliğim olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bak bunu herkes söylemez. Herkes kendini över. Para beni bozmaz, efendime söyleyeyim şu beni bozmaz. Ahmet abi bozuyor, beni bozuyor. Feci bozdu beni. Yemin ediyorum rektefe yaptırmak zorunda kaldım kişiliğime ya. Mahvetti beni, bitirdi. Cidden karaktersizmişim. 30 yaşından sonra insanlar diyorlar ya ben işte öyle sadığım, böyle işte düzgün bir insanım. Şöyle sınanmamış sadakat, sadakat değildir Dala. Sınanmamış sadakat, sadakat değildir kardeş. İşte ben çok sadığım da işte ben asla benim gözüm dışarıda değil de. Bakalım bir gün Megan Fox geldi de saat bir şey dedi mi? Sabi Reese Witherspoon geldi de sen hayır mı dedin? Yoksa aşırı derecede tipsiz olduğun için zaten piyasada istenmeyen bir adam olduğun için zaten istesen de sadakatsizlik yapamayacağın için aslında sen iyi bir insan olmaktan öte sadakate mahkum olmuş çirkin bir insan olabilir misin Dalat? Hı? Olabilir misin? Bence olabilirsin. Sınanmamış sadakat, sadakat değildir. Mesela benimkini sınadılar, tamamen sınıfta kaldım. Korkunç derecede sadakatsiz bir insanmışım. Bunu öğrendim. Gerçekten beraber yola çıkılacak insan değilmişim. Bunu öğrendim. Sadakatsizim. Feci sadakatsizim. Geldiğinin peşinden gidiyorum. Sen de böyleysen şey yapacaksın. Kendini terbiye edeceksin. Yoksa benim gibi yalnız ölürsün. Yaşlanınca Ahmet abin fırçayla yıkayacaklar. Yaşlanınca Ahmet abin arenalara konu olacak. Ben biliyorum. Hatalarımızın bedeli var. Yani para insanı değiştiriyor. Para insanı değiştirir. Ayrıca niye değiştirmesin? Çok rahat değiştirir. İstanbul'dan Fikri. Ahmet abi geçmişimi unutamıyorum. Ne yapmam lazım? Niye unutacaksın? Ne yaptın?
adli bir şey mi? Ahmet abi, 4 cinayetim var, unutamıyorum, gece rüyama giriyor. Böyle bir şeyse çok şey yapma, bizi de bitirme. Gelme Ahmet abi, Ahmet abi tırsak adam, Ahmet abi korkak adam. Sosyal medya adreslerimizden bize ulaşın, hayatı birlikte çözelim.